Tayyipistan gündeminden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi gazeteci Alin Özinan'la birlikteyiz. Alin merhaba. Merhaba. Erdoğan öyle bir açıklama yaptı ki, be kardeşim dedim ya, piri deve yapıyorlar dedi enflasyonu eleştirenlerle alakalı. Evet. Piri deve yapıyormuş bizim gibi fesatlar. Enak'ın %181.37 dediği enflasyon, TÜİK'in bile %80 dediği, Avrupa'da birinci olduğumuz, dünyada ilk sıralarda olduğumuz bu enflasyon için Erdoğan pireyi deve yapıyorlar diyebildi. Böyle bir der. Türkiye. Der. Sen de hiçbir şey diyemezsin. Yeni yasa geliyor. Sansür yasası. Ha, tabii. Artık hiç konuşamayacaksın. Bitti. Bu son program. Erkan Bey. Son program. Ona göre bizi izlediniz. Daha yok. Bu son. Kapatıyoruz. Sansür. Ben hatta merhaba derken bugün bir tereddüte düştüm biliyor musun? Acaba dedim artık selamun aleyküm mü dememiz gerekiyor yeni yasaya göre? Hayır, sosyal medya yasasına göre diyorsun. O kadar da uzun boylu değil. Ama sosyal medyada seçim ayarlı bir yasa bu. Seçimler geliyor. Sosyal medyayı kısmak gerekiyor. Zaten bir sosyal medya kalmıştı. Bir tek sosyal medya kalmıştı. Onu da kısmak çabasındalar. Çünkü diğer medyayı tamamen ele geçirmişlerdi. Hani muhalif medya var diyor kimileri ama onlar rejim muhalifi değil. Yok, sadece Erdoğan var. Öyle demeyelim. Var gene bir şeyler yapmaya çalışanlar. Türkiye'de. Yani var. Türkiye'de belki tek tük olabilir ama var önemli olan rejim muhalifi olabilmek. Evet. Her şeye rağmen bir şeyler yapma çabasında olanlar var. Ama bu seçim ayarlı yasa takır takır geçiyor ama muhalefet tık yok ya. Meşgul ya muhalefet. Ya yeri göğünü indirmeleri gerekmiyor mu bunların? Tık yok. Yasa takır 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 geçiyor. Meşguller. Geçer sayı var. Sayı diye bir şey var. Pireyi deve yapıyorsun gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi. Bu kadar şey yapma. O konuyla ilgili Sayın Varank bir açıklamada bulundu biliyor musun? Fuara gitmişti gene. Dedi ki Avrupa'da resesyon var, Amerika'da resesyon var dedi. Biz böyle dedi fuarlarda cıvıl cıvıl ortamlarda dedi konuşuyoruz dedi biraz. Kıymet var da ya işte ben Avrupa'dayım %9, %10 ben daha duymadım enflasyon. %9, %8. O senin kulaklarınla ilgili bir şey. Sen hep kötü bakıyorsun. Ben sana geçen sefer de dedim. Sen kötü tarafından. Bak bu seçim ayarlı yasayla alakalı Cübbeli Ahmet değildi. Cübbesiz Ahmet yine yaptı yapacağını. Gereğini yaptı. Ne dedi? Dedi ki bu sokak röportajları yasaklansın dedi. Tabii. Çok rahatsız etmiş onu. Hak vermiyor musun? Şimdi bak ifadeler şöyleydi. Komşuyu komşuya, anayı oğla, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden fitne odağı derken AKP'den mi bahsediyor, Erdoğan'dan mı bahsediyor acaba derken bir bak sokak röportajları kastediyormuş. Zemin hazırlıyor. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar dedi. Adam bağrından koptu yani öyle bir. Yasaklansın. İşte zemin hazırlıyor şimdi de o da yapıyor yapacağını adam. Ve bununla alakalı bir Zeitung geçmişler. Diyor ki yalakalık görevine aşağı yukarı aynı dönemde başladıkları devresi Metin Feyzoğlu Büyükelçi olurken kendisi hala Demirören'in eline bakan Ahmet Hakan hırs yaptı. Yakışmaz mı be Ahmet Hakan'a bir büyükelçilik? Bir yerde büyükelçilik değil mi? Nereye kısmetsiz. Gitsin? Kısmetsiz. Ama Feyzoğlu'nu Hindistan'a göndermek lazım onun. Yakışır oraya. Oraya güzel gitsin. Gitsin oradan. Feyzoğlu Kıbrıs'ta Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Görev yeri değiştirildi deniyor aslında. Doğru şey bu. Bir atama değil. Kıbrıs kendi şeyimiz yetmedi. Kıbrıs'a da musallat olduk zaten. Ne diyeyim artık affetsinler. Şimdi Alin diyorum ki bizde döneklik siyasetin geriye anladığım kadarıyla. Dön baba dönelim tarzı bir siyaset var. Ama bu bütün bu dönmelerde de nedense karşı taraf her zaman alkışlıyor. Bunlardan bir şey Bahçeli'nin dönme videoları pek çok biliyorsun. Şimdi sosyal medyayı konuşuyoruz ya. Şimdi bu sosyal medya yasaklarıyla alakalı Bahçeli
ne demişti? Şimdi gel o videoyu bir izleyelim. Arkasından biraz yorumlayalım onu. İzleyelim. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri bu dayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Ve Bahçeli bunları söyledi. Twitter'ı engelleyip YouTube'u kapatandan Cumhurbaşkanı olmaz. Şimdi ya, oraya gelene kadar, yani o zaman işte görüyorsun nasıl bir Erdoğan'a karşıt siyaset yapıyor. O yıllarda Süleyman Soylu Türkiye siyasetinde MHP'nin yeri yoktur diyor. Çok daha majör bir değişim var yani Twitter'a şeye gelene kadar, sosyal medyaya gelene bunlar kadar. Bunlar günlük siyasete göre pozisyon alan, omurga problemi yaşayan tipler, politikacılar ama karşılarındaki tipler de oturan meclis grubunda, şunda bile veya vatandaş olarak o zaman onu söylediklerini alkışlıyorlar. Bugün bunu yaptıklarında yine alkışlıyorlar. Bu daha derin bir problem. Çünkü milli ve yerli siyaset yapıyorlar. Yani ne derlerse onu dinleyeceğiz. Tabii çünkü hainler bekliyorlar. Sen görmedin mi ya, Amerika'nın Türkiye'yi işgal planı var dedi. Amerika Türkiye'yi işgal edecekmiş. Amiral. Neydi? Cihat Yayıcı. Cihat Yayıcı. Yani artık ne diyelim bunun üzerine? Evet, bunun üzerine Sözcü bir şey. Sözcü de böyle yarım sayfa manşet yapmış. Yarım sayfa manşet yapmış. Evet, bunu Amerikalılar okumuyor mu mesela? Okumadıklarını mı zannediyoruz? Konsoloslar, büyükelçiler farkında değiller mi ne olup bittiğini? Katıla katıla gülüyorlardır herhalde. Yani bence artık gülmüyorlardır. Oraya geçtik yahu. Şimdi Erdoğan pireyi deve yapıyorlar diye böyle milletle kafa geçerken yakın adamı Binali Yıldırım da aynı şekilde milletle dalgasını geçti. Öğrencilere dedi ki bu hafta nerede iş bulacağız gibi konulara kafa yormayın dedi. Daha önce de demişti o benzer bir şey. Bunu sık sık söylüyor. Şimdi sık bu yasa söylüyor. Gereği mesela Sayın Binali'ye ben tontiş diyemeyecek miyim artık? Bir beni aydınlatırsan programın biz ve senin deriz, kanalının. Biz bunu izleyiciler belki endişe etmesinler, korkmasınlar. Biz yurt dışındayız Ali'nle birlikte. Biz sonuna kadar ağzımıza gelen doğru bildiğimiz her şeyi deriz. Bunda hiçbir ama sıkıntı yok. Ama tontişi alınmaması lazım. Bence duysa çok da sevinir. Mesela ben zamanında Egemen Bağış'la ilgili birkaç yorumda bulunmuştum. Haberin var mı bilmiyorum. 2017'de falan duymuş Egemen Bey Twitter'da. Teşekkür etmişti. Ne ama dedin adama? Arkadaşımla birlikte bir yayında Türkiye'nin en yakışıklı 10 siyasisini seçiyorduk. Benim listeme 3'ten girmişti Egemen Bey. Ciddi misin? Tabii. Vay be. Ama sarkastik bir şeydi o da yani. Ama hayır. İşte... Gönül şey olmuş. Hoşuna gitmiş. Ne de olsa hoşuna gitmiş. Yani demem o ki neyse. Ben sana şimdi iki tane şok açıklama okuyacağım şimdi. Şok açıklamalar peşi sıra geldi. Ardı ardına geldi bu hafta. Birincisi Nobel Komitesi'nden geldi. Birinci şok açıklama. Dedi ki Nobel Komitesi, Türkiye'den ismini açıklayamayacağımız tanınmış biri Nobel Ekonomi Ödülü'nün kendine verilmesi için yüklü bir rüşvet teklifinde bulundu. Adını açıklamayacağız demişler. Hayatın zor Tinki Erkam ya. Ve ikinci şok açıklama Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık diyor ki Adalet Bakanlığı Amerika'nın, Biden'ın esrar bulundurmaktan mahkum olanları affetmesi üzerine Türkiye'den kel bir yetkili arayıp ayrıntıları sordu. Bak bu dezenformasyon yasası yakar seni, ben sana söyleyeyim. Gerçekten yapma böyle. Yani yalan haber yayıyorsun. Zeytung. Böyle bir şey. Yani ayrıca Nebati Bey hakkında da, Doktor Nebati hakkında da bir itibarsızlaştırma kampanyasıdır. Aylarca sürüyor. Gidiyor. Benim şahitliğimde yapıyorsun bunu. Benim varlığımı hiçe sayarak yapıyorsun. Ama senin gibilere güzel bir cevap verdi Sayın Bakanımız bu hafta, biliyorsun. Ne dedi? Ben dedi doktor unvanı için dedi çok uğraştım. Aynı zamanda dedi akademisyenim, doçentim. Yatsıyamazsınız dedi. Doçent doktor Nebati'yim ben dedi.
Bu kadar. Haykırdı. 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 Peki bir şey soracağım sana. Şimdi dezenformasyon dedi. Bu adamın eğitimi hangi alandadır sence? Yani bir ekonomi bakanı olduğu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, ekonomi eğitimi asla almadı. Peki, doktorası da AKP üzerine. Doktorasının adını okuyabilir miyim? Kocaeli'ni bak. Lisansı İstanbul Üniversitesi'nde yapmış. Hadi neyse. Ama 2017 yılında doktorluğu Kocaeli Üniversitesi'nden almış. O tam şey yani. Bu arkadaşa bir doktora verin. Yani belli üniversitenin şeyinden belli öyle olduğu. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında hazırladığı AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Milli görüşten muhafazakar demokrasiye başlıklı tezle doktor olmuş Sayın Nebati. İnternette aradım taradım tezi bulamadım. Ama tez bulacağım. Yok ama bulunur o. Bunda sonra da tez. AKP üzerinde adam. Diploma da yok, tez de yok. Vardır ama ya bulunur. Ya yazdırırlar 3 kuruşa ne olacak? İyi de yani ben doktor ünvanı için çok uğraş verdim. Aynı zamanda akademisyen bunu neden söylemişti? Çünkü bu nedir bunun? Epistemolojik... çaktınız adama. Yüz oldu tabii. Ya ben akademik ya benim doktoram var bilmem ne falan dedi ama kardeşim sen ekonomiyle alakalı hiçbir eğitimin yok senin. Sen ekonomiyle alakalı epistemolojik bilmem ne. O başkaları gibi değil. O eşeğini sağlam kazığa bağlar. Bak o yatsınamaz derken diyor ki tez de var, diploma da var. Açtırmayın benim ağzımı diyor. Atarım önünüze diyor. Çarparım suratınıza diyor. Tabii 2017'de almış. Şimdi bak, evet. Bak Nebati'ye habire laf sokuşturuyoruz ama ben bu programda Nebati'ye alkışlar diyeceğim. Ne bu diyorsun? Bu sefer Nebati'ye alkış vereceğim. Ciddi İnanamıyorum. Söylüyorum. Ciddi. Şok. Şok. Evet. Evet gerçekten samimane ben buradan lütfen, alkışlıyorum. Buyurun, tamam. Neden? Uzatma, hadi. Hiç öyle espri falan değil. Peki. Şimdi İmamoğlu bir tweet attı. Dedi ki nere ekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vesaire bu imzayı atın. Sayın Bakan Ataşehir Göztepe metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanlığı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman finans merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah dedi. Ve Nebati'nin şeyini, fotoğrafını da ben şimdi getireyim. Şimdi oraya bayağı bir laf sokuşturmuş Ekrem İmamoğlu Nebati'ye. İmzayı atır artık kardeşim diyor. Oradan da işte epistemolojik bilmem ne. İşte bunun üzerine Nebati şu tweet'i atıyor. Diyor ki Sayın İmamoğlu, Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'u vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere bakanlığımız tarafından imzalandı diyor. Evet. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hiç o hani epistemoloji dalgasını geçmiş hiç ama takılmamış. Beyefendice, düzgün hani alkışsa alkış, güzel hakikaten. Ve de, şey de İmamoğlu da bunu gayet güzel teşekkür ediyor Nebati. İşte dedim ya sahalarımızda görmek istediğimiz olay budur. Nezaketle dönmüş. İşte biz Sayın Nebati'yi bir günde sevmedik. Ya. Anladın mı şimdi? Ben şimdi olayı çözdüm. Ya şimdi. Bir şeyler gördük demek ki. Evet ve bu hafta Nebati şey de dedi. Araya bir sürü şeyler girdi çıktı biliyorsun affettik. Nasıl? Ha bir takım şeyler Tansu Çiller girdi çıktı ama ortalıkta yok artık Tansu Çiller. Sineye çektik. Neden? Çünkü Doktor Nebati. Yatsına. Doktor Nebati. Tabii. Şimdi Binali Bey'e gelelim tontişe. Onu, tamam. Ona da çok şey yapıyorsun. Tabii. Çok üstüne gidiyorsun Binali. Şimdi ne gidiyorsam diyorsun? Gidiyorsam sebebi var. Adamın muazzam bir serveti var ya. Şeyleri var. Donanması, filoları, gemileri, bilmem neleri. Kapital düşmanınızı. Ya iyi de, şey belediyede İDO müdürüydü bu adam. Ondan sonra hayatı memurluk bakanlıkla geçti. Binali Bey mi yapmış? Şimdi mevzu Binali işte yani. Ha, ne alakası var? Hepsini diyelim o zaman. Olmaz öyle. Aradan seçip saydırılamaz. Ya hangi birisini sayacağız? Hangi birisini? Şimdi Binali Bey gitmiş üniversitede konuşma yapmaya. Çocuklara diyor ki siz diyor okuyun, okulunuzu okuyun diyor. Böyle sıkıntı yapmayın diyor. Bitince nerede iş bulacağız diye diyor. Bir abilik yapıyor, bir amcalık yapıyor. Ya. Bir biraz bu tarafından bak rahatlatıyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bak dediğinde ne kadar doğruluk payı var. Hatırlar mısın? Bir okula gitti bu o zaman. O zaman. Seneler önce.
Eğitim yılı kapanıyordu. Yani çocuklar yaz tatiline mi gidiyordu, kış tatiline mi gidiyordu? Şimdi hatırlamıyorum. Kara tahtaya bir yazı yazdı. Belki onun görüntüsünü getirirsin ekrana. Yumuşak G'yi bulamadı. Çizikli G ile mi yazıyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı vardı yanında. Y ile yumuşak G'yi karıştırdı hatırladığım kadarıyla. Böyle bir şeyler oldu. Gerildi falan. Güldü gene böyle gevrek gevrek. Yani şunu demek istiyorum bak. Bu kadar yükseldi, bu kadar mevki sahibi oldu. Yumuşak G'yi bilmiyor. Yani harfin adını da bilmiyor. Çizikli G diyor. E şimdi böyle bir ülkede çocuklara dersin rahat olun diyor ya. Tabii rahat olun diyor. Tabii kendisinin çocuğu, kendi çocuğu gayet rahat bu konuda. Peynir ihracat, ithalat işleri yapıyor. Hayır ülkede her şey olabilir yani. Onu demek istiyorum. Bak çok, şimdi bizim çok fazla dilimize doladığımız bir başka bir bakan vardı. Adil Kara İsmailoğlu. Ulaştırma Bakanı. Adil şimdi bak Kara. Bu adam ya hesap bilmiyor ya da hani şimdi burada bir şey söylemeyeyim nokta nokta nokta. Bu adam İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği kentsel sistemler ve ulaştırmanın yeni yüzyıl altında akademik yılın açılışıyla alakalı yüksek lisans programı açılışında konuşma yapıyor. Adam akademik bir ortam. Diyor ki bak şimdi 2016'da feribot ücreti 31 dolardı. Tamam. Biz şu an Osman Gazi Köprüsü'nden 10 dolar alıyoruz. 31 dolardan 10 doları. Vatandaş memnuniyetle kullanıyor dedi. 2016'da halbuki geçiş ücreti TL'ye bazında baktığında 86 liraydı. Şimdi 185 lira. Asgari ücrete baktığında kıyas ettiğinde 2016'da asgari ücret 430 dolar seviyesindeyken bugün 296 dolara gerilemiş durumda. Neye şaşırdığını sorabilir miyim? Tam olarak neye şaşırıyorsun? Bu adam akademik bir ortamda bunları söyleyebiliyor. Gene geldik senin temel yanılgına Türkiye siyasetindeki. Sen bunları salak zannediyorsun. Bunlar salak değil. Salak bunlar değil. Kötü. Kötü. Yani bu adam bilmiyor mu? İlk 6 ay anne sütüyle de alakası yok. Yapıyor. Hayır istediği zaman dolarla hesap yapıyor. Sen dolarla bir şey açıkladığın zaman ne alakan var senin dolarla Amerika'da mı yaşıyorsun diyor. Sen de daha tutmuyor. Ya çok iyi biliyorlar kendilerine dediklerini. Vatandaşı yedirmeye devam. Bak şimdi. Ösaseki'yi gördün mü? Ya pes ya. Vallahi pes. Aynı seri imalatı bunlar. Bir mantık bak, zinciri de var zaten. Şu anda belki izlemeyenler olabilir. Şimdi onu bir ekrana getirelim. Arkasından onu bir yorumlayalım. Bu kaşar siyasetçi tipini bir konuşalım. Hamdi yok dedi. Bir şey diyor. Ben kışın birkaç defa biz bu... De geç gitti. Gerçekten kaşar siyasetçisi bu. Kaşar siyasetçi. Öyle demeyelim. Öyle ne diyelim? Daha mı kibar bir şey bulalım? Yani sakinlikle cevap veriyorlar. He de geç. He de geç vatandaş. Yüzsüzlük. Ama bu bizim kültürümüzde olan bir şeydi yani. He de yani şey yapma. Varma üstüne. İlk diye. Kullanan kendileri değiller bunu. Ya he de geç dersin de şimdi karşında sen bir siyasetçisin. Karşıda vatandaş. Ama sen cevabını duydun mu? Evet ben bunu dedim ama sorun bakalım neden dedim? O da olabilir. Anlamında bir cevap verdi. Bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki olgunluk olsun diye dedim. Dedim bak benim haberim yoktu. Ama ben nasıl biliyorum ne şekil kıvıracaklarını? Evet. Ya kaşar. Bir de şimdi şey diyeceğim yani Özhaseki'nin başına mı şey yapacağız bütün bu ihaleyi yıkacağız? Ya bunlar sağdan hepsi aynı sola kadar. Bu emir kulu bu da emir kulu. Ne yapsın yani? Şimdi çıkıp şimdi bak bunlar orada mikrofon açık unutulmuş biliyor musun? Şimdi aslında bunu kendi aralarında konuşuyor. Demek o ki vatandaşın duymadığı ortamlarda bunlar millet hakkında neler diyor kim bilir? Ya bir şey demiyor. Hadi ses etme. Hadi gitsin. Hadi gitsin. Ya bir kere orada kendileri şey yok öyle değil. Vatandaş da sandıkta bunları hadi gitsin diye yaparlar. Onlar karşı tarafın ne kadar rasyonel bir taleple bu soruyu sorduklarının farkındalar. Diyecek bir cevapları yok. Ondan hadi diyor. Yani kotarmaya çalışıyor içinde bulunduğu o şeyi, sorunu. Bence o açıdan çok manidar. Kıvrak yoksa bir... Hayır yani kendini suçlu hissetmese kalkar şey yapar değil mi? Hı hı. Farklı bir şey söyler.
söyleyemediğine tabii. göre he de geç dediğine göre kendi de durumun ne kadar kötü olduğunu farkında cevabı farkında. Yok. E tabii. Peki ben tabii. şimdi bu Erdoğan'ın sarayında sarayla alakalı pek çok böyle dedikodular, kulaktan duyma şeyler hep söylenir dururdu ama hani sarayın içerisinde özel bir hastanenin olduğu söylenirdi. Ama bu henüz resmi bir şeye oturmamıştı. Ben bulamamıştım. Yani doğrudur diyordum falan ama Sayıştay raporunda çıkınca karşımıza bak şimdi Sayıştay raporuna göre sarayın içerisinde kocaman bir hastane varmış. Bu hastanenin tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri gideri 113 milyon TL'yi geçiyormuş. Sarayın içerisinde bir hastane var. Bunu Sayıştay raporu ortaya çıkarıyor. Ve bunu gideri ne yapıyorlarsa o saray hastanesinin içerisinde 113 milyon lira para harcamışlar. Harcamasınlar. Harcasınlar. Hasta mı olsun Cumhurbaşkanımız? Hasta mı olsun? Doğru ya. Ne diye hasta olsun? Bir tane Cumhurbaşkanımız var işte başımızda. Anlamıyorum. Ben seni gerçekten anlamakta zorlanıyorum bazen. Öyle işte. Ne yapacağım? Sarayın içerisindeki... Saçma saçma rakamlar söylüyorlar zaten. Yılda 10 milyon hastanın tedavisinde kullanılırmış bu rakam falan filan. Yani büyük bir hastane açılırmış ve bir sürü insan oradan istifade edermiş. Öyledir. Ama sarayın içerisinde bir dev bir hastane yapılanmasının varlığı bana ilginç geliyor. Harcanan paradan ayrı olarak. Bilmiyorsun sanki. Peki. Kıskanç. Mustafa Desteci diye bir adam var, siyasetçi. Kıskanç. Bir siyasi liderin partinin başı. Ben kıskancım. Şimdi bugün geçen öyle bir laf etti ki yaz kızım Cumhurbaşkanı hakaretten diye. Destici MHP'nin yancısını diyorsun. Düşük emekli maaşlarının sebebi vatan hainleriymiş. Evet, PKK cümleyi, dedi. Ben PKK şimdi dedi. İlk tamam PKK dedi de ilk ben bu cümleyi haberi okuduğumda Allah düşük emeklilerin maaşları vatan hainleri derken Erdoğan'a eyvah 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 yaz kızım. Ay kafayı Erdoğan'la bozdu ya. Yatıyor kalkıyor Erdoğan. Yatıyor kalkıyor Erdoğan. Adam PKK'yı kastetmiş. Bir de HDP'yi de kastediyormuş. Hadi. Neyse yanlış anlama dedim. Geçtim haberi. Devam edelim. Başka neler var? İçişleri Bakanlığı da bitirdik diyor. Kalmadı kimse diyor. O da bir tuhaf. Yani hem her şeyden sorumlular hem de operasyon üzerine operasyon. Neyse. Yani bitirdik diyorlar da yani kendi işte PKK dediğine göre yukarıdan motorlu ne uçuyor. Diyor paraşütle yokuz uçarak gelmiş. Uçuyorlar. Sinek nasıl? Dahi uçamazmış. Sınırlarımız o kadar sağlam ve muhkemmiş. Ama birden bu da olabiliyormuş. O geçen haftanın haberi. Sen bu hafta olanı biliyor musun? Desem diyeceksin ki gene magazin takip ediyorsun diyeceksin. Söyle. TRT'de Alişan'ın bir programı var. Biliyor musun? Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yok. Sayın Beyefendi bu hafta konuktu. Orada esti gürledi Alişan'ın yapacakları narkotik operasyonlarını anlattı. İzlemedin mi? Yok izlemedim. Çok büyük bir dedi operasyon yapacağız. Narkotik operasyonu yapacağız dedi. Orada anlattı. Batıdan dedi doğuya dedi sentetikler geliyor dedi. Doğudan batıya dedi organikler gidiyor dedi. Bayağı bilgi sahibi olduk uyuşturucu konusunda. Da niye böyle bir program? Alişan da böyle tuhaf tuhaf bakıyor, anlamıyor. Bu adam bana diyor niye bunları anlatıyor diyor. Ben ne bileyim şarkıcıyım ben diyor. Nereye geldim diyor. O da öyle bir durumda. Sence niye böyle bir şey dedi programda? Alişan yani mı? Alişan mı? Sen dinlemiyorsun ya. Kapat ya. Tam gidelim yani dinlemeyin. Ha söyle. Tamam. Şimdi bak. Bacaklarını da kırarım dedi. Karıştırma hepsini birbirine. Polislere talimat verdim dedi. Bulduğunuz yerde bacaklarını kırın dedi. Yoruluyorsun sen bak. Sen hafta sonları yoruluyorsun. Şunu sormak istiyorum. Uyuşturucu operasyonu yapıyorsun. Gizli bir şey bu değil mi böyle? Tabii gizli. Basacağım bir. Televizyondan niye söylüyorsun ya? Haftaya, günüyle, saatiyle. Aynı bu şeydeki gibi uçanlar gibi. Buradan uçtular, oraya kondular. Sonra... Acaba şey mi yapıyor? Bunlar işbirliği içinde ya. Şey mi çakıyor?
Toparlanın mı diyor, operasyon mu yapıyor? Toparlanın yapıyor, yakalanmayın diyor herhalde. Ha, onu mu diyor baron? Bence öyle. Bir de o bacak kırma meselesini de ben şöyle anladım. Bu yakaladığınız an diyor, bu uyuşturucuyla alakalı bacaklarını kırın diye. Sıkın kafasına, konuşamasın diyor. İz bırakmayın diyor yani. Belki de piyasayı karıştırdıkları için kızıyor olabilir. Ay bilmiyorum. Belki tekel monopol piyasa yapmak istiyor olabilir. Enerjimi düşürdün beni dinlemeyerek. Keyfim kaçtı. Peki. Hadi öyle bir haber gördüm ki marangozdan emniyete siber suçlarla mücadele uzmanı almışlar, biliyor musun? Hatta evet, kuaförden bile almışlar. Duydum. Ev hanımları da varmış. Ev hanımları da varmış. T24 yazarı Tolga Şardan'ın haberi bu. Evet. Soylu'nun akrabaları sahte belgeyle siber uzman olmuşlar. Kurumdaki bazı mühendisler de burada şey yapmışlar. Protesto edip istifa dilekçelerini vermişler. 500 kişi sokmuşlar. 500 kişi içeri alıyorlar Soylu'nun ekibinden. Bu listenin içerisinde bak şimdi, marangoz var. Senin dediğin gibi ev hanımı var. Kuaför var. Bunları her birine sahte belge düzenleyip, matbu bir şekilde hazırlayıp Emniyet Genel Müdürlüğü'ne siber suçlarla mücadele edeceklermiş marangozlar, kuaförler. Eğitim sonrasında siber suçlarla mücadele uzmanı olacaklar. Hı hı. Alaylı olacaklar. Alaylı olacaklar. Alaylı siber uzmanlar. Hep böyle Soylu'nun ekibinden, eşinden, dostundan böyle bir liste hazırlanmış ama AKP'de rahatsızlık meydana getirmiş. Bakalım neler olacak. İşte bürokrasinin hali bu. Hadi. Ben bir şey merak ettim bunu okurken. Şimdi konuyla ilgisi yok ama mesela böyle bir imkan olsa senin 500 kişin var mı torpil geçebileceğin? İnan yok ya. 500 ya tane adam. Ya çok büyük rakam değil mi? Yani 500 aşiret, yani nasıl bir şey bu yani? Ama siyasete girince oluyor bunlar Ali. Bir şeyin bir şeyi. Herhalde birinci her türlü bağlantılar var. Bunları zaten yerleştirmişlerdir bir yerlere. Bunlar şimdiden kalmamıştır. Bir şeyi kim bilir yani. Tabii şimdi yok. Şimdi peki Ali, şuna ne diyorsun? Yargıtay üyesiyle alakalı bir haber çıktı. Yargıtay binasında hukuk dairelerinden birinde görevli bir adam kadınla basıldı. Detaylarını bilmiyorum gerçekten. O kadarını biliyorum. Yani detayına da girmemizin alemi yok zaten. De olay bu kadar yeterli zaten. Olur. Yani Yargıtay oldukça da yoğun çalıştığını biliyoruz biz. İşte gelinen noktada. Ya keşke bir tek o olsa ya. İnsan vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani o bence en masumu. En masumu diyorsun. Tabii zararı kendisine, ailesine. Ve yani ahlaken işte iyi de beni namussuz adam alanını, sen o çalışma alanında bu alanını kötüye kullanıyor ama düşünecek olursan hazineyi boşaltmak kadar bence şey bir şey değil yani. O daha kötü diyorsun tabii. Yani ahlaken çok sinirimizi bozabilir ama düşünecek olursan zararı daha şey. Hı-hı. Daha ufak zarar bence. Peki başka neler var, hemen bakalım. Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlunu gördün mü? Gördüm ya. Anılarım aklıma geldi. Ne alaka? Neyse boş ver. Şimdi dur. Şimdi ben önce olayı anlatayım. Bu senin nasıl bu konuyla ilgili bir anı olabilir? Oradan üzerine gireceğim bunu. Şimdi bir soracağım. Peki. Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Evet. İtalya'nın aşırı sağcı lideri Meloni'ye 100 inek karşılığında evlilik teklif etmiş. Evet. Ve adam da demiş ki ya tabii tam bu ineği ben hani ikna olması için jesttir, başlık parasıdır, bilmiyorum artık hangi kategoride veriyorsa. Ama gümrükten bunu nasıl geçireceğiz, oraya takıldım, o konuya takıldım demiş. Neyse babası onu görevinden almış. Ben de dedim helal olsun bak. Aşk insanı. Aşk insanı. Yüz devi gözünden şey yapmış. Deve değil, inek. Ha, sen el attırdın. Deme yapalım şunu. Ama dedim ki ya bak biz gerçekten nankörüz dedim ben. Nankörüz dedim ya. Olur, bak olur. Ne cumhurbaşkanı çocuk oğlanları var, ne halklar karıştırıyor. Biz de laf ediyoruz bizimkine. Binali Bey'in herhangi bir kadına inek teklifinde bulunduğunu gördün mü mesela? Yani mesela cumhurbaşkanının oğlunun da mesela Bilal'in evet şöyledir buydur ama hiçbir zaman bu tür böyle naneler işlediğini hiç duymadık. Bizimkiler şey. Çok şükür dedim ya. Çok şükür. Uganda mıyız biz? Aşk olsun. Çok şükür yani dedim. Peki senin hatırana gelelim.
Ya yok benim hatıram, işte benzer bir şeyle de ben karşılaşmıştım zamanında memleketimizin doğusunda çalıştığım dönemlerde. Çalıştığında ne yapıyordun orada, çalıştın? Proje yapıyordum. Kalkınma projeleri yapıyordum. Ha, Ali Nözi'nin kalkınma projeleri yok, doğuda çalıştı. Orada birileri sana deve mi hediye etti evlilik teklifi yaparak? Deve değil, inek. İnek mi? Koyun. Koyun. Kaç koyuna hediye şey etmediler. Yani işte benzer bir teklif pazar. Mi? Teklif. Kaç koyun? Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi söyleyeyim de rezil mi olayım? Melania yüz etmişler. Daha az değil mi? E tabi. Anlat. Hatırlamıyorum 50. Deyip geçeceğim. Yok, ama o hiç olmaz. Küçük, bu büyük baş 100 tane. Seninki küçük baş mı teklif ettiler sana? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun da bunun küçük de vardı, büyük de karışık olarak kombo, ortaya. Kombo bir. Peki evet dedin mi? Yani şu anda yok, eniştemiz o mu? Az gelince yok dedim tabii ki. Ha, eniştemiz değil şu anki. O değil, o yok, değil şu an. İnekçi değil. Yani bu başka. Reddettin ha peki. Reddettim. Hatta bozulduğumu da anladılar yani. O zaman da ben 28 yaşında falandım. Yaşın var dediler. Kartsın dediler sana. Senin kadar kaba değildi teklifi yapanlar da, yaşın 28 var. Yaş o kadar ya. Olmaz dediler, yaşın var dedi. O bölgeye göre büyüktüm işte yani. Ya hayır, onlardan geliyor tabii, teklif. Hayır, teklif onlardan geliyor. Ya işte yüz gelmiyor ama yani. Yani inek koyun veriyorlar, bir de arkasından blofilo sokuyorlar öyle mi? Hayır, ben soruyorum. Bu mu diyorum yani? Daha çok olması gerekmiyor mu gibi bir şey söylüyorum. Ama yaşın var diyorlar ona karşı. Ha, sen bu yaşa ancak bu kadar diyorlar. Bak ben de jeton. Ben onları demiyorum. Ya teklifi yapan başka, orada bir arkadaşlar var falan, böyle geyiği dönüyor aramızda, konuşuyoruz falan. Onlara diyorum ben yani, pazarlık yapacak değilim tabii ki diyenler. Fakat sen de burada yayında çaktırmadan beni kimler istedi bugüne kadar lafı geçiriyorsun ha, vallahi havanı atıyorsun bize. Çok hava attım. Evet, yani bu çok gurur duyulacak bir şey gerçekten. Evet. Ama bence büyük fırsat teptin, ben sana söyleyeyim. Tepmişim. Neyse, şu anda enişteniz başka bir işle meşgul ama başka bir şey anlatırdım da neyse, sen çok şey yapıyorsun. Sululuk yapıyorsun, anlatacağım. Hayır, eniştemiz ne iş yapıyor? Ya eniştemizle ne ilgisi var şimdi programımızın bizim? Sen kapıyı açınca biz de içeri girdik. Ne yapalım? Enişte evlilik programı bu. Ne yapıyorsa yapıyor. Bir şeyler takın. Peki. Neyse, parantezi evet. Kapatalım. Devam edelim. Evet. Evet. Abdülhamit ve ekmekle alakalı Türkiye'den bir haber sana ekrana da gelsin. 10 ekmek alana 2 ekmek bedava promosyonu yapmış bizim kurnaz. 2 ekmeğin bedeli Sultan Abdülhamit Han tarafından yıllar önce ödenmiştir. Bak kurnaza dedim be. Ne kafalar kurnaza. Ya, ne kafalar bunlar. Promosyon olarak Abdülhamit Han'ı kullanıyor. Ne sanki gelmiş kendisine para saymış Abdülhamit Han. Ha, ne alakaysa yani, ne alaka anlayamadım da öyleymiş ama. Neyse ya o işte, boş ver. Cüneyt Özdemir Kanada'da biliyorsun. Kanada'da mı? Kanada'da geçen bir video yayınladı. Kanada'yı gezerken orada bir çöp kovası var. Çöp kovasının çöp kovasını anlatıyor. Diyor ki burada diyor üzerinde ayılar yemesin diye bir mekanizma koymuşlar. Açılmıyor diyor. Ayılar açamasın ayılar diye. Ayılar açamıyor diyor bunu. Öyle açamıyor diyor. Ayılar açamıyor diyor. Açamıyor sonra diyor. Kendi de açamıyor uzun süre denedikten sonra. Kendi de açamadı. Vah dedim, vah vah. Cüneyt Özdemir'i de sevmiyorsun. Yani eskiden bir ahbaplığım vardı ama şu dönemde fena savruldu Cüneyt. Yazık etti kendisine. Peki. Başka neler var? Bu Alevi açılımı oldu bu hafta. Sen nasıl? Biz, olumlu buldun mu? Tabii ben çok olumlu buldum. Çünkü biliyorsun hükümetimiz her türlü ötekine, her türlü azınlığa büyük bir saygı duyar. Bu da o projenin devamı olarak hayata geçirilmeye çalışan bir evet. Proje. Şey artık Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde bir birim kurulacak. Kültür ve Cemevi Başkanlığı olacakmış. Ben de bunu görünce dedim ver yönetimi, al elektriği, kap suyu,
mesajı bu. Yönetim bizde olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde olacak. Hepsi bana bağlanacak diyor. O zaman da ben size elektriğinizi, suyunuzu vereceğim diyor. Ama neden Kültür ve Turizm Bakanlığı? O da ilginç. Diyanet İşleri Başkanlığı yok, içinde bir birim koysana. İnanç olarak kabul etmiyor işte. Rezillik. Tabii kültür, görmüyor. Renk diyor. Renk. Bizim bir renk. Kendisininki inanç. Kendisininki aslı inanç. Diğerlerininki inanç falan değil. Neyse ya. Kötü şey yapmayalım. Kötü evet. Kapatmayalım. Peki. Sinirlenmeyelim. Seçimlere kadar Rusya'dan da veresiye gaz alırsak tamamdır bence bu iş. Veresiye gaz. Veresiye gaz. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara. Veresiye isteme, veresiye dost kalalım, ölesiye demez inşallah Putin. Ülkeler arasında daimi dostluklar yoktur. Gerekiyorsa verecek. Kendisi de darda zaten. 10 milyar dolarlık ödemeyi 2024 yılına erteleme talep etmiş. Zaten önü 2023. Biz bir senecik ya. 12 ay kredi istemiş. Ne var yani? Yapsın onu. Bununla ilgili gelen yorumlar ilginç. Bu parayı yani vatandaştan doğalgaz parası topluyor faturalardan. Bu parayı seçimde kullanacak deniyor. Yoksa harcanan bu gazı parasını verseniz sen Rusya'ya. Belki 24'e kadar Rusya kalmaz ya. Niye versin? Ha üstüne yatar arkadan diyorsun. Tabii hiç vermez. Kim öle kim kala. Dur ortalık karışık Erkam. Çok şey yapma. Hiç belli değil kimin ne olacağı bu ara. Hemen bir zaytuk patlatmışlar. Diyorlar ki parasızlıktan veresiye doğalgaz isteme seviyesine düşen Türkiye'ye Rusya'dan tepki. Savaşta olan siz misiniz biz mi? Diye tepki gelmiş bir zaytuk haberi. Evet Ali. Bendekiler bu kadar, sendekiler de bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Haftaya ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. İyi pazarlar.